gençler, selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım 3-4-5 yayınlarının onlu ayet denemelerinin üçüncüsünün çözümlerini bu videoda yapıyoruz. Açıklama kısmına bakacak olursanız orada arkadaşlar hangi soru kaçıncı dakikadaysa linkleri var. Ayrıyeten o YouTube'da videoyu sürüklemek için kullandığınız çubukta da yine kaçıncı soruya tekabül ettiğini oradan da görebilirsiniz. Sürüklediğiniz yerin. Bunlar sizin için olan kolaylıklar. Dilerseniz ilk soruyla gelin. Vakit kaybetmeyelim. Başlayalım arkadaşlar. Şimdi diyor ki bana ABC pozitif reel sayıları için B eksi A'nın mutlak değeri C'dir. Eyvallah. A kare ile 4BC'nin toplamı 209. Bakın 209. 4B kare artı C kare artı A kare de yine 209 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sorulmuş bize. Şöyle sorumuzu da yaklaştıralım. Şimdi arkadaşlarım bu 209'ların numarası ne? 209'ların aslına bakarsanız bir numarası yok. Burada gençler şunu kullanacağız. Beraber gelin bunu yapalım. Şimdi bakın A kare var, A kare var. Burada A karelerden kurtulabilirim. Alttakinden üsttekini çıkarırsanız bakın 209'lar birbirini zaten götürecek. Ne kalır geriye? 4 tane B kare eksi 4BC ve artı sevgili arkadaşlarım C kare kalır. Bu da eşittir neymiş? 0. Şimdi biz buna dayanarak şunu görebiliriz. 4b kare eksi 4bc artı c kare nedir? Tabii ki 2b eksi c'nin parantez karesidir. Ve bu parantez karesi de 0'a eşitmiş. Parantez kare 0'a eşitse demek ki 2b burada ne olmak zorundaymış? C'ye eşit olmak zorundaymış. Şimdi biz bunu elde ettik. Bu cepte dursun. Tamam. Daha sonrasında b eksi a'nın mutlak değerinin c'ye eşit olduğu bilgisi var. Bakın b eksi c'nin mutlak değeri, b eksi a'nın mutlak değeri c'ye eşitse bu ya c'dir veyahut b eksi a eşittir eksi c'dir diyebiliriz. Bu b eksi a'nın pozitif veya negatif olmasına göre değişir. Daha sonrasında ben c'nin 2b'ye eşit olduğunu biliyorum ya, c gördüğüm yere 2b yazacağım demek ki b eksi a eşittir 2b yazdım ve burada da b eksi a eşittir bu sefer eksi 2b yazacağım. Şimdi eksi a'yı bu tarafa, b'yi bu tarafa atarsanız böylelikle eksi b'nin a'ya eşit olduğunu bulursunuz. Veyahut burada da 3b eşittir a olduğunu görürsünüz. Şimdi ben bunlardan bir tanesini eleyeceğim. Neye göre eleyeceğim peki? Şuna göre gençler. A eksi b'ye eşit olamaz. Niye eşit olamaz? Çünkü bunların işaretleri birbirinden farklı olur. Eğer şu eşitlik geçerliyse. Ama bize burada ne demişti? A, b ve c pozitif demişti. Dolayısıyla sevgili gençler bunların işaretleri birbirinden farklı olamayacağı için eksi b eşittir a eşitliğini kullanmayacağım. Neyi kullanacağım? A eşittir 3b. Şimdi o halde a b'nin 3 katıydı. Daha sonrasında c de b'nin 2 katıydı. Buna göre b'ye göre bu kıyaslama yapacak olursak a en büyükleri, a en büyükleri, c ortancaları, b de tabii ki en küçükleri olacak. Sıralamamız bu şekilde a c b olacaktı. Yani doğru cevap B seçeneği olacakmış sevgili gençler. Devam ediyorum ikinci sorumla. İkinci soruyu beğendiğim bir soru. Dikkatli dinlemekte de fayda var arkadaşlar. Şimdi bize bir eşitsizlik vermiş. Mutlak değerli bir eşitsizlik. Bu eşitsizliğin çözüm kümesindeki herhangi bir eleman şuradaki 3 tane sayı kümesinden kümelerinden hangilerinin bir elemanı olabilir diye soruluyor. İlk bakışta hepsi olabilir diyor insan tabii ki. 1, 2, 3 olabilir. Ama burada bir çözüm yapmamız da şart. Şimdi öncelikle şuraya dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın burada bir x eksi 1'imiz var. X eksi 1 eksi mutlak değer x eksi 1. Ve bunun mutlak değeri 4'ten küçükmüş sevgili gençler. Şimdi peki eyvallah. Bakın burada bir x eksi 1'imiz, bir de aynı x eksi 1'in mutlak değerli versiyonu var. Bunlar birbirinden çıkacaklar arkadaşlar. Bunlar birbirinden çıkacaklar. Ve sevgili arkadaşlarım ben diyorum ki eğer ki x eksi 1, x eksi 1 sıfırdan büyük veyahut eşitse, yani x 1'den büyük veya eşit ise, ki bu demek biliyorsunuz, bundan kaynaklı böyle yazdım. Şimdi burası zaten olduğu gibiydi x eksi 1. X eksi 1'in sıfırdan büyük veya eşit olma halinde burası nasıl çıkacak arkadaşlar dışarı? Aynı olduğu gibi çıkacak, eksi x eksi 1 diyeceğiz. Mutlak değeri küçüktür 4. Bakın içerisi ne oldu? 0. Yani 0'ın mutlak değeri de 0 olduğu için 0 küçüktür 4. Yani gençler x 1'den büyük veya eşitken eşitsizlik sağlanıyor.
Tamam. Şimdi x'in birden büyük veya eşit olduğu durumlarda eşitsizlik sağlanıyor dedik ama ben burada yani şurada x eksi 1 sıfırdan büyük veya eşitken diye yola çıktım. Acaba x eksi 1 sıfırdan küçükse neler olur? Yani x sayısı birden küçükse neler olur? Bir de gelin buna bakalım. Peki gençler, o zaman diyorum ki x eksi 1 sıfırdan küçükse, yani x birden küçük ise, bakın şurası mutlak değer, x eksi 1 yine x eksi 1'dir. Eksi, bakın şurası bu sefer negatif olacağından dışarı 1 eksi x diye çıkacak. 1 eksi x yazdım. Önündeki eksiyle beraber yazdım. Küçüktür 4 dedim. Daha sonrasında bakın x artı x'ten 2x, şu şekilde eksi 2 geldi. Mutlak değeri 4'ten küçüktür dedim. 2 parantezinde mutlak değer x eksi 1 küçüktür 4 dedim. Ve mutlak değer x eksi 1 küçüktür 2 gelmiş oldu. Şimdi sevgili arkadaşlar, x eksi 1 2'den küçükse eğer, biz ne demiştik? X eksi 1, bak x eksi 1'in mutlak değeri 2'den küçüktü. X eksi 1 sıfırdan küçüktü aynı zamanda, yani negatifti. O halde burası negatifse, içi negatifse dışarı nasıl çıkar? 1 eksi x diye çıkar. Yine küçüktür 2 olur. Ve böylelikle x'i bu tarafa, eksi x'i bu tarafa, 2'yi bu tarafa sallarsanız x büyüktür eksi 1 ile karşılaşırsınız. Yani sevgili arkadaşlarım, zaten iki ihtimal vardı. Ya x eksi 1'in mutla ya x eksi 1 sıfırdan büyük veya eşitti ya da sıfırdan küçüktü. Sıfırdan büyük veya eşitken her türlü sağlıyor. Yani x'ler birden büyük veya eşit olabilir. X'ler birden küçükse de, x'ler birden küçükse de x'in eksi 1'den de büyük olması gerekiyor. Yani eksi 1 ile 1 aralığı içinde bu sağlıyormuş. 4'ten küçük sağlıyormuş. Şimdi buraya bakıyorsunuz. Hem şu bu aralık değil, özür dilerim. Hem şu aralıkta sevgili arkadaşlarım, ki birden büyük herhangi bir x için sağlıyordu. Doğal sayılar var mı? Var. İrrasyonel sayılar var mı? Var. Peki burada, yani birden büyüklerde negatif tam sayı var mı? Yok. Peki eksi 1 ile 1 aralığında negatif reel sayı, negatif tam sayı var mı? Yok. Demek ki negatif tam sayılar sağlamıyor. O halde cevabımız 2 ve 3 olacaktı. Yani cevap D seçeneğinde verilmiş sevgili gençler. Güzel uygulanmış, güzel düşünülmüş bir mutlak değerli eşitsizlik sorusuydu. Devam ediyorum 3. sorumla. X, Y, Z sıfırdan farklı değerler olmak üzere. Y çarpı X artı Z eşittir Z çarpı 3X artı Y demiş. Önce bir dağıtalım bunu isterseniz. YX artı YZ eşittir 3XZ artı YZ dedim. Her iki taraftaki YZ'leri gördünüz, o zaman koparın gitsin. Ne kaldı? YX eşittir 3 çarpı X çarpı Z kaldı ve X, Y, Z'nin sıfırdan farklı olduğunu bildiğim için buradaki X'leri de ben götürebilirim. Yani Y'nin biz 3 tane Z'ye eşit olması gerektiğini elde ettik şu an gençler. Peki bu cepte daha sonra neler yapabiliriz? Alt kısma bakıyoruz şimdi de, yani şuna, bu eşitliğe bakıyoruz. Y eksi X eşittir 2Z. Gelin o zaman Y gördüğümüz yere 3Z yazalım. Şurada. 3z eksi x eşittir 2z. Böylelikle x'in de z'ye eşit olması gerektiğini de göreceğiz. Peki, şimdi diyor ki olduğuna göre x, y, z 3 basamaklı doğal sayısının alabileceği en büyük değer en küçük değerden kaç fazladır? Peki x, y, z sayısından bahsediyor. Burada x de z birbirine eşitti unutmayın. Y de z'nin ve x'in 3 katı olacaktı. Otomatikman z'nin 3 katıysa x'in de 3 katı oluyor. Çünkü x de z birbirine eşittir. Şimdi en büyük değeri bulalım. Fakat en büyük değeri bulurken x gördüğünüz yere 9 falan yazamayız. Niye? Çünkü ben buna 9 yazarsam bu da 9 olur. Y'nin 27 olması lazım. Y bir rakamdı. Y bir rakamdı. O yüzden burada x'in ve z'nin alabileceği maksimum değer 3'tür. Ki 3 ile çarptığım zaman y'nin maksimum değeri de ortaya çıkmış olur. 9. Ki en büyük bu sağlar zaten. Yani benim maksimum sayım buymuş. Minimum sayı olarak da doğal olarak x'i 0 seçemeyeceğime göre 1 seçeceğim. Bu da 1 gelecek. 1'in de 3 katı 3'tür. 131 olur. Bu da minimum değeri. İşte maksimum değeri minimum değerinden ne kadar fazladır diye sormuştu. Çıkaracaksınız. 2, 6, 2 olacak. Cevabımız da Edirne seçeneği olmuş olacak sevgili gençler. 262 bizim cevabımızdı. Devam ediyorum 4. sorumla. Güzel bir soru. Dikkatli dinlemekte fayda var. Şu ifadenin sonucu x'in asal çarpanlarının karelerin toplamını ifade ediyor. Örneğin
300 sayısını asal çarpanlarına ayırdığımız zaman işte 2'nin karesi 5'in karesi çarpı 3 geliyor. Ki burada asal çarpanlarımız bizim 2, 5 ve 3 olduğu için 2'nin karesini, 5'in karesini ve 3'ün karesini ayrı ayrı topluyoruz ve 38 sonucuna ulaşıyoruz. Bu ifadenin eşiği 38'dir diyoruz. Şu eşitliğini sağlayan kaç tane 2 basamaklı x doğal sayısı vardır diye sormuş. Öncelikle 175'i düşünelim. 175 dediğim sayı 25 kere 7'dir. Yani 5'in karesi çarpı 7 üzeri 1'dir. Hangi asal çarpanlar var burada? Tabii ki 5 ve 7 var. Pekala, o zaman bunun değeri 5'in karesi artı 7'nin karesidir. Pekala, artı bir de arkadaşlar şu ifade var. Onu da şöylece yazayım ben size. X var eşittir 210'a bakalım şimdi. 210 dediğimizde 30 kere 7'dir. 30 da 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 7'dir arkadaşlar. Şu şekilde yazılabilir 210. Bunun asal çarpan sayısı fazlaymış bak. 2 var, 3 var, 5 var, 7 var. Şimdi bunların karelerini toplayacağım. Yani 2'nin karesi artı 3'ün karesi artı 5'in karesi artı 7'nin karesi dedim. Şimdi her iki taraftaki 5'in karesi ve 7'nin karelerini ortadan kaldıracak olursak bizim bu ifademizin değeri 2'nin karesi artı 3'ün karesiymiş. Ben buradan şunu anlarım. Demek ki bu içerideki x'in asal çarpanları sadece 2 ve 3 olacakmış. 2 ve 3 asal çarpanı kesinlikle olacak. Yani bizim sayımız 6'nın bir katı olacak. Şimdi 6'nın katlarını düşüneceğiz. Ve 6'nın katı olup 2 ve 3'ten başka da asal çarpanı da olmayacak. Bunu da sakın unutmayın. Tamam? Yani direkt orada yapıştırmayın. İşte 12, 18, 24, 30, 36 diye yapıştırmayın. Ne olacakmış? Bir daha tekrar ediyorum. 2 ve 3'ten başka asal çarpanı da olmayacak. Şimdi o zaman 6'yı 2 ve 3'ten başka bir şeyle çarpmayacağım. 2 ile çarparsam 12 olur. 6'yı 3 ile çarparsam 18 olur. Daha sonrasında 12'yi 2 ile çarparsam 24. 12'yi 3 ile çarparsam 36. Aynı zamanda 18'in 2 ile çarpılmış halidir 36. 12'yi 4 ile çarpabilirim 48. Hocam 12'şer 12'şer artmıyor. 18 var. Ona dikkat et. Daha sonrasında 12'nin 5 katı 60'ı yazmayacağım mesela. Çünkü o zaman işin içine 5 girmiş olur. Onu istemiyoruz. 5 olmayacak çünkü. 2 ve 3 olacak. Pekala, başka neler var? 18'in 3 katını, 3 katı olan 54'ü yazabilirim. Çünkü 3 serbest, kullanımı serbest. Daha sonrasında sevgili arkadaşlarım, 12'yi 6 ile çarpabilirsiniz. 72 ya da 18'i 4 ile çarpıp 72'yi bulabilirsiniz. Başka neler var? 12'yi 6 ile çarpmıştık. 12 ile 8 ile çarpabiliriz. 96 gelir. 18'in katı yok zaten bu aralıkta. O halde sevgili gençler, kaç tane x doğal sayısı vardır demişti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane x doğal sayısı vardır deriz. Doğru cevabımız da Bursa seçeneği olur. Güzel arkadaşlarım. Dördüncü sorumuzun cevabına Bursa dedik. Devam ediyorum. Bir diğer sorum olan 5. soruyla bir karmaşık sayı sorusu. Arkadaşlarım, buradaki kök eksi 4 ne demektir? 2 i demektir. Şimdi 2 parantezini alırsam üst tarafı 1 artı i gelecektir. Alt tarafa bakalım bir de sizle beraber. 1 eksi şu nedir arkadaşlar? I. Burası da i demekti. 1 eksi i 1 artı i çarpılacak. 1 eksi i ile 1 artı i'yi çarpacağız. Biliyorsunuz ki a artı bi ile a eksi bi, yani birbirinin eşleniyor olan karmaşık sayılar çarpılınca imajineriyle reel kısmının kareleri toplamını veriyordu sonuç. O zaman 1'in karesi artı 1'in karesinden bu da 2'yi verir bize. Ben bunu 2'ye bölersem cart cart gider. Doğru cevap ne olur? 1 artı i. Yani cevabımız C seçeneğinde mis gibi verilmiş. Devam ediyorum 6 ile. Aşağıdaki şemada A kümesi 3 basamaklı doğal sayıları. Bakın burası 3 basamaklıları gösteriyormuş doğal sayıları. B kümesi rakamları toplamı 10 olanları. 10 olanları neyi? Rakamları toplamı. Pekala. C kümesi de 9'da tam bölünebilenleri gösteriyor. 9 ile tam bölünebilenler. Şimdi şöyle diyebilir miyim? Bakın 9'da tam bölünmesi için rakamları toplamı 9'un katı olması lazımdı. Rakamları toplamı 10 olansa demek ki zaten şurası otomatikman boş küme arkadaşlar. Şurası boş küme. Burası zaten otomatikman boş küme. Niye? Çünkü hem rakamları toplamı 9'un katı olan hem de rakamları toplamı 10 olan olamaz. Aynı sayılar olamaz. Dolayısıyla bu işaretlediğim yer boş kümeymiş. Bunu da ekstra bilgi olarak söyleyeyim.
AB 3 3 basamaklı ve BAB 7 de 4 basamaklı doğal sayılar. Doğal sayıları boyalı bölgeler içinde. Yani şurada veya buradaymış. İçinde bulunduğuna göre A kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle AB3'ü inceleyelim sizle beraber. AB3'ü inceleyelim. 3 basamaklı. 3 basamaklı. 3 basamaklı olduğu için gençler kesinlikle ama kesinlikle A kümesinin içerisinde bu bölgede. Ve ekstradan bizim boyalı bölge içerisinde olduğunu bildiğimiz için bu sayımız rakamları toplamı da 10 olacak. Şimdi rakamlar toplamı 10'sa tabii ki A artı B burada 7 olmak zorunda. Çünkü şurası 7 ise 7 artı 3'ten 10 gelir. Rakamlar toplamı AB 3 sayısı burada veya buradadır. Fark etmez. Peki devam. BAB 7. Şimdi 3 basamaklıların içerisinde olamayacağına göre bu bölgede veya bu bölgede değil. Demek ki BAB 7 nerede? Burada. Şimdi gelelim BAB 7'ye. Ve bu BAB 7 dediğimiz sayı da 9 ile tam bölünecekse rakamları toplamı 9'un katı olacak. Şimdi rakamları toplayalım. B artı A artı B artı 7. Öncelikle gençler şu B artı A'yı ve 7'yi zaten biliyoruz. B artı A'mız bizim 7 idi. 7 7 14 yapar. 14 ise B'ye ne kalır arkadaşlar? Rakamları toplamı 9'un katı olması için 4 rakamı kalır. Şimdi B 4 ise bize A'yı sormuştu. Demek ki A'da 3'tür. 3 artı 4 7'yi verir çünkü. Doğru cevabımız da ne olacak? Edirne seçeneği olacak diyebiliriz 6. sorumuzun cevabını. Ve hazırsanız geçelim 7. sorumuza. Güzel de bir soru. Dikkatli dinlemekte yine fayda var. Eğer çözemediysen. Çözdüysen de yine bir de benim çözümümü dinle ama farklı bir çözüm yapabileceğini zannetmiyorum. Genelde 100 kişiye sorsak 90 küsürü aynı çözümü yapar. A gerçel sayısı f fonksiyonunun görüntü kümesinin bir elemanı olmak üzere f a sembolü f fonksiyonunun tanım kümesinde görüntüsü a'ya eşit olan elemanların sayısını gösteriyor bize. Aşağıda dik koordinat düzleminde 1'e 7 aralığında tanımlı f fonksiyonunun grafiği verilmiş. Buna göre f a artı f b eşittir f c eşitliğindeki a b c sayılarının yerine sırasıyla bunlardan hangileri getirilebilir? Bakın f a neye eşitmiş? F fonksiyonunun tanım kümesinde görüntüsü A'ya eşit olan elemanların sayısını bize gösteriyor sevgili gençler. Peki o zaman şöyle diyeceğiz biz. 5, 3, 2 buraya yerine yazılırsa aslında şunu ima ediyor bize. F5 artı F3 eşittir F2'den bahsediyor. Tamam mı? Şimdi F5 arkadaşlarım görüntüsü 5'e eşit olan eleman sayısını bulalım. 5 nerede? Burada bakın. Görüntüsü 5'e eşit olan bir bu var, bir de burası var. Yani 2 tane sayımız var. Artı görüntüsü 3 olan burada 3 yok. Bir şurada var. Bir de şurada var. Dolayısıyla yine 2 tane. 2 olan kaç tane? Görüntüsü 2 olan 2 burada bakın. Hop, bir şurası var, bir de burası var. Yine 2 tane. 2 artı 2 eşittir 2'yi sağlar mı? Sağlamaz. Demek ki birinci öncül cortladı, gitti. Şimdi biz şuna bakacağız. 2 6 4'ü deneyelim. F2 artı F6 eşittir F4'e bakalım. Görüntüsü 2'ye eşit olan kaç tane sayı vardı? 2 tane. 6'ya eşit olan peki? 6 bakın burada. Hop, bir tane var sadece. 2 artı 1 eşittir. Görüntüsü 4'e eşit olan 4 şurasıydı. 1, 2, 3 tane var. Yani 2 artı 1 eşittir 3'ü sağladı mı? Sağladı. Demek ki ikinci öncül olacak. Bir de 1, 5, 3'e bakalım. F1 artı F5 eşittir F3 acaba sağlıyor mu diye. 1 olan bir tane var. 5 olan 2 tane vardı. 1 artı 2 bakalım 3'ü verecek mi? 3'ten kaç taneydi? 1, 2 taneydi. Yani 1 artı 2 eşittir 2 de sağlamadığına göre cevap ne olacak? Yalnız 2. Yani cevabımız Adana seçeneğinde verilmiş 7. sorumuzun diyeceğiz sevgili gençler. Ve devam ediyoruz bir diğer sorumuz olan 8'de. Fx'in parçalı fonksiyon olduğunu söylemiş. Bunu da göstermiş bize. F2 eşittir 2 çarpı F1 olduğuna göre A kaçtır diye sorulmuş. F2'den bahsediyorsa X gördüğümüz yere 2'yi bir yapıştırmak gerekiyor. Daha sonrasında sevgili gençler 2 nerede onu bulmamız lazım tabii. Bakın 2 burada. 2 burada. O zaman 2'yi burada yerine yazmamız lazım. 1 artı 2 3 yapar. Eksi F bakın. 2'den 1'i çıkardım 1. 3 eksi F1 geldi. Tamam. Eşittir neymiş? 2 tane F1'miş. Çok güzel. Çok güzel. Niye çok güzel diyorum? Bakın F2 2 tane F1'di ya. Şu eksi F1'i aldım. Karşıya fırlattım. Fırlattıktan sonra 3 eşittir. 3 tane F1 gelmiş oldu. Yani böylelikle F1'in 1'e eşit olması gerektiğini de öğrenmiş olduk. Peki F1'i nasıl bulabilirim ben?
Arkadaşlar 1 2'den küçük olduğu için o 1'i burada yerine yazacağım. Yani 2 artı a eşittir f1 diyeceğim ki f1'de kaçtı? 1'di. Demek ki buradaki a'mız kaçmış? Eksi 1'miş ki 2 eksi 1 bize neyi versin? 1'i. O halde a'yı sormuştu bize. A'mız eksi 1'in ta kendisidir. Doğru cevap da a'dır diyeceğim sevgili arkadaşlar. Devam ettim 9'da. Bir önerme yani mantık sorusu, sembolik mantık sorusu. P ve Q birer önerme olmak üzere P ya da P ise Q denktir. Sıfır eşit denkliği sağlanmaktadır. Şimdi P ya da P ise Q dedim denktir sıfır. Ya'danın sonucunun sıfır gelebilmesi için bileşenlerin iki önermenin de sonucunun yani iki önerme birbirine denk olmalı. Yani bir ise bir, bir ya da bir sıfır, sıfır ya da sıfır sıfır olmak zorunda. O halde ben P'yi 1 kabul edersem 1 ya da bakın buranın 1 gelmesi lazım dedim. P neydi arkadaşlarım? P'yi 1 olarak kabul ettik. 1 ise şimdi buranın 1 gelebilmesi için Q'nun ne olması lazım? Q 0 olursa sonuç 0 olur. Q'nun da 1 olması lazım. Yani o zaman şunu söyleyebilirim. P 1 ise Q da 1'dir. Çok güzel. Ya P 0 ise 0 ya da şimdi 0 ya da 0 olması gerekiyor. Yan tarafın 0 gelmesi için buranın sadece 1 ise 0 iken 0 olması gerektiğini biliyorsunuz. Ama P'yi 0 olarak kabul ettim bir kere. Yani P burada 0 ise 1 olamaz. Demek ki arkadaşlarım P'nin 0 olma gibi bir lüksü yok. Yani ben artık şunu buldum. P 1'miş o zaman Q da 1'miş. Tamam. Yazalım. 1 ancak ve ancak 1 değeri 1'dir. Doğru. 1 ya da 1 değeri 0'dır gitti. 1'in değeri 0 ise 1, 0 ise 1, 1 ve 1 ise 1 o da 1. 1 ve 1 nedir arkadaşlarım? O da 1'dir. Demek ki bu da doğru. Cevap 1, 3 olacak. Yani cevabımız 1, 3 yok. Nerede hata yaptık ona bir tekrardan hemen hızlıca bakalım. Bir yerde hatamız var çünkü. İkisi de 1'di unutmayalım. 0 ise 1 bize 1'i verir ve şuraya bakıyorum. 1 ise 1 bu da 1. 1 ve 1 de 1. Hangilerinin doğruluk değeri 1'dir diye sormuştu bize. Ha 1 ve 3 ya şıklarda varmış. Kusura bakmayın arkadaşlar cevabımız Adana'ydı. Tamamdır. Devam edelim 10. soruyla. Bir de böyle derdi olanlar da var mı sizde de? Hani böyle soruyu çözdükten sonra doğru cevabı şıklarda göremeyip acaba nerede hata yaptım diye düşünen illaki vardır. İnşallah sınav esnasında böyle dertleriniz olmaz arkadaşlar. Devam ediyorum 10 ile delta f eşittir 0 denkleminin diskriminantını ifade etmek üzere. Deltamız neymiş? 6 eksi 6 m eksi 1. Fonksiyonu da vermiş zaten. Ben kendim de hesaplayabilirim bunun deltasını. Gelin bu fx'in deltasını şurada hesaplayalım. Delta neydi arkadaşlarım? B kare eksi 4 ac idi. O halde deltamız m kare eksi 4 çarpı 1 çarpı eksemden artı 4m olacak. Ve delta neye eşitti? 6m eksi 1'e eşitti. Buradan ben m'yi elde edebilirim. M kare eksi 2m artı 1 eşittir 0 ise çok güzel. M kare eksi 2m artı 1 neydi? M eksi 1'in parantez karesiydi. Eğer bu 0 ise m kesinlikle ama kesinlikle kaçmış? 1'miş. Şimdi diyor ki fx eşittir 0 denklemini sağlayan x değerlerinden büyük olanı küçük olanından kaç fazladır? Çok güzel. Neresi çok güzel? Şu çok güzel arkadaşlar bakın. Delta'yı biliyoruz biz. 6 kere 1 eksi 1'den 5'miş. Deltamız 5. Ve ben köklerin büyük olanının küçük olanından kaç fazla olduğunu kökler farkının mutlak değeri olarak da hesaplayabilirim ki yani şu x1 eksi x2'nin mutlak değeri neydi? Kök delta bölü mutlak a'ydı. Hemen yerine yazalım. Deltamız 5'ti. Kök 5 bölü. A'sı da bunun 1 zaten. Mutlak değer 1. Cevap ne yapar? Kök 5 yapar. O zaman cevabımız Denizli seçeneğinde verilmiştir deriz. Şu formül ara sıra karşınıza çıkar ama ciddi durumlarda gerçekten ciddi yararlar sağlayabiliyor. Bazı durumlarda ciddi yararlar sağlayabiliyor arkadaşlar. Aklınızda bulunmasına fayda var. Geçtim 11'e. 1 bölü x artı 1 artı x büyüktür 1 eşitsizliğini sağlayan tüm x reel sayılarının aşağıdaki kümelerden hangisi doğru ifade eder diye sorulmuş. Şunu şunu da bir birleştirelim hadi. X kare artı x artı 1 bölü x artı 1. 1'i de bu tarafa attım eksi 1 büyüktür 0. Şimdi şunu aynı bileşik kesir yazar gibi yazdım. Şu eksi 1'i de x kare artı x artı 1 bölü x artı 1. Eksi x artı 1 bölü x artı 1 diye yazarsanız bakın
Eksi x eksi 1'den zaten şunlar otomatikman gidecek ve geriye sadece x kare bölü x artı 1 kalacak, büyüktür 0 dedim. Şimdi üst tarafın kökü 0 ve çift katlı, unutmayın. Alt tarafın kökü de eksi 1. O halde eksi 1 ve 0 için bir kök tablosu oluşturacağım. 0'ın çift katlı olduğunu unutmayacağım. Eksi 1 zaten tek katlıydı. Eksi 1 paydada olduğu için içi boş. Eşitlik olmadığı için 0'ın da içi boş. Artı ve artı artıyla başlayacağım. Çift katlı kök artı diye devam edeceğim. Tek katlı kök eksi olacak. Ve benden istenilen yer sıfırdan büyük yerler olduğu için şu kısmı ve bu kısmı tarayacağım. Yani arkadaşlarım x'ler otomatikman eksi 1'den büyük fakat 0 hariç. Burada nasıl yazarım ben? X elemandır. Eksi 1'den sonsuza fakat 0 hariç diye yazarım. Bu da bana zaten Edirne seçeneğini direkt olarak gösterir sevgili gençler. Ve devam ediyorum 12 ile. Güzel bir soru. Sevdim. Neden sevdiğimi de zaten şimdi anlayacaksınız. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde 11 tane eş dikdörtgen ve ABC noktalarından geçen y eşittir fx parabolünün bir kısmı gösterilmiş. Yani şu kısımları gösterilmiş mi? Gösterilmemiş mesela. Yani nasıl devam ettiğini de bilmiyoruz bu arada. Zaten bize de bununla alakalı bir soru sormuş. Buna göre fx eşittir y eğrisinin y eksenini kestiği noktayla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 5 tane şıkkımız var. Bir bakalım arkadaşlar. Şimdi bana buradaki dikdörtgenlerin kısa kenarını uzun kenarını vermemiş. Geometride de yapıyorsunuz. Sayı vermediyse kafamıza göre takılabiliriz o halde. Hadi gelin kafamıza göre takılalım. Ben diyorum ki bu dikdörtgenlerden bir tanesinin uzun kenarı 2 olsun, kısa kenarı 1 olsun. Anlaştık mı? Yani şurası 2 birimse bakın burası eksi 2'dir. Burası 2 birim, şurası 1 birim, şurası da 2 birim. Yani o zaman 2 artı 2 artı 1'den burası 5'tir. Ve şurası da sevgili gençler bakın 1 artı 1 artı 2'den 4. Yani apsisi 4. Şöyle. Ordinatı da sevgili arkadaşlarım 2 artı 1'den 3. Şurası da 3. Tamam. O halde artık parabol denklemini yazabiliriz. Y eşittir. Bir baş katsayı belirleyelim. A olsun. Çarpı. Eksi 2 diye köküm varsa x artı 2 diye çarpanım. 5 diye köküm varsa x eksi 5 diye bir çarpanım mutlaka vardır. Ve bizim parabolümüz buradaki a'yı nereden bulacağım? 4 için 3'ten geçiyor. O halde yazalım. 3 eşittir. A çarpı. 4'ü yerine yazıyorum. 4 artı 2 6. 4'ten 5'i çıkardım. Eksi 1. Eksi 6 bakın şurası. Karşıya çarpı olarak atarsam eksi 1 bölü 2 eşittir. A gelecektir. Şimdi ben buradaki a'yı sileceğim. Ve buraya eksi 1 bölü 2 yazacağım. Şimdi benden istenilen neydi? Y eksenini nerede kesiyor? Değil mi bakın? Y eksenini kestiği noktayı. Y eksenini kestiği noktayı bulmak için x'e 0 vermez miyiz arkadaşlar? Veririz. Hadi gelin yazalım. Y eşittir. Eksi 1 bölü 2 çarpı. Yazdım 0 yerine. 2 çarpı 0'dan 5 çıktı. Eksi 5. Eksiler gitti. Artı oldu. İkiler de burada birbirini cortlattı. Y eşittir. 5'ten kesecekmiş. Y eşittir 5 neresi? Bak burası 1 birimdi. Burası 2 birim etti 3. Bir daha 4. Bir daha 5. Yani M noktasının ordinatı 5 olacakmış ve parabolümüz de burayı y eksenini M noktasında kesecekmiş. O zaman cevabımız Denizli seçeneğidir dedik. Yani soruyu çözerken biraz özgür davranmamız aslında bizim için soruyu güzelleştirdi de diyebiliriz. Tamam. Geçtim. 13'e şu kısmı siliyorum. Px eksi 1. Px eksi 1. Bölü qx kare artı x eşittir q2x. Qx eksi 1 polinomunun x eksi 5 de bölümünden kalan. Hemen bunu sıfıra eşitledim. X kaç geldi? 5. O 5'i aldım. Nerede yerine yazacağım? İşte burada. Demek ki q 4 oluyor artık orası. Eşittir kalan kaçmış? 4. Q 4 eşittir 4'müş. Bana px polinomunun katsayılar toplamı sorulduğuna göre katsayılar toplamı sorulduğu zaman x gördüğümüz yeri 1 yazıyorduk. Demek ki ne sorulmuş? P1 sorulmuş diyeceğim. P1'i elde etmek için x gördüğümüz yeri 2 yazalım hadi. P1 bölü x gördüğümüz yere 2 yazıyordum. 2'nin karesi 4 yapar. Q4 artı x gördüğümüz yere 2 yazıyorduk. Eşittir 2 kere 2 yine Q4 oldu. Bakın soru bitti. Soru resmen bitti. Ne yapacağız? P1 Q4'ün 4 olduğunu biliyorduk. 4 artı 2 eşit 4. Yani P1 bölü 4 eşittir. 2'yi karşıya fırlattım. 2 4'ü karşıya çarpım olarak gönderdim. P1 kaçmış arkadaşlar?
8'miş. Yani cevabımız da Edirne'ymiş diyeceğiz. Böylelikle 13. sorumuzu da bitirdik. Nereye geçiyoruz? Soru 14'e. Fx eşittir mutlak değer x eksi 1 fonksiyonunun en geniş tanım kümesi A, görüntü kümesi de B olmak üzere. Şimdi en geniş tanım kümesi diyor. Bizim zaten bu fonksiyonumuzun öyle tanımsız olabildiği falan bir yer yok. İçi zaten polinom. Dolayısıyla en geniş tanım kümesi A ise bu A dediğimiz küme tüm reel sayılardır. Yani bu fonksiyon tüm reel sayılarda zaten tanımlı olduğu için en geniş tanım kümesi reel sayılar olacak. Görüntü kümesi de B demiş. Şimdi bu B de sevgili gençler, bir mutlak değerli ifadenin alabileceği en küçük değer kaçtır arkadaşlar? 0. Ve içerisi 0 olmaya müsait mi? Evet, x eşittir 1 iken müsait. Dolayısıyla bizim bu B'miz de sevgili arkadaşlar minimum 0 olacak. Yani 0'dan sonsuza diyeceğiz. Peki demiş ki A fark B'den G'ye tanımlı. O zaman tüm reel sayılardan ben bir farkı da hadi onun gösterdiği gibi gösterelim. Fark 0'dan sonsuza. Ben bunu nasıl bulurum arkadaşlar? Tabii ki 0'dan sonsuz aralığını çıkaracağım. Yani neresi kalır? Eksi sonsuzdan 0'a kadar olan yer kalır ama burada 0'da çıkardığım için 0'a dahil etmem burayı. Yani benim şuradaki tanım kümem işte buymuş. Tamam. Eksi sonsuzdan 0'a 0, eksi sonsuzdan 0 aralığından g'ye tanımlı bir fonksiyonumuz var. Ve bizim gx fonksiyonumuz mutlak değer x eksi 2 eksi mutlak değer x eksi 5 olacakmış. Aşağıdakilerden hangisi g kümesini doğru ifade eder diye sorulmuş. Şimdi g kümesi için birazcık düşünelim sizle beraber. Bir tane şöyle sayı doğrusu çizelim. Sizle beraber tablo yapmak istiyorum ama uzunca süredir belki yapmamışsınızdır böyle bir tabloyu. Mutlak değer tablosu yapacağım. Tamam. Şimdi buranın kritik noktası 2. Şuranın kritik noktası da 5 arkadaşlar. Daha sonrasında normal hani tablo çizer gibi çiziyorsunuz. Çizdikten sonra da diyorum ki ben önce 2'den küçük değerler için x'ler 2'den küçükse burası nasıl dışarı çıkar? 2 eksi x diye aradaki eksiyi unutmayın. Burası nasıl dışarı çıkar? 5 eksi x diye çıkar. Ve böylelikle eksi x artı x'den x'ler birbirini götürürken 2'den 5'e çıkardım. Direkt burası ne olur? Eksi 3 olur. Yani x'ler 2'den küçükken bizim buradaki sonucumuz otomatikman eksi 3'e eşit oluyormuş. Ki bence şu an soruyu bitirdik. Neden? Çünkü bizim x'lerimiz zaten 2'den küçük. Eksi sonsuzdan 0'a kadar olan her şey zaten 2'den küçüktür. Demek ki benim tek bir sonucum, tek bir görüntüm var. O görüntüde neymiş? Eksi 3'müş. Yani cevabımız o zaman Denizli seçeneğinden başkası olamayacaktı. Umarım anlaşılmıştır. Geçiyorum 15. soruya. Bir logaritma sorusu. ABC'yi vermiş. X eşittir 1 bölü 2 için hangisi doğrudur? Şimdi A'yı bulalım. Logaritma 1 bölü 2 tabanında 2. 1 bölü 2'nin kaçıncı kuvveti 2'dir? Tabii ki eksi 1'inci kuvveti. Demek ki A eksi 1'miş. B'ye bakalım. Logaritma 4 tabanında 1 bölü 2 eşittir diyorum. 4'ün kaçıncı kuvveti 1 bölü 2'dir diye sorulmuş arkadaşlar. Bunu da ister böyle düşünün. Yani 4'ün kaçıncı kuvveti 1 bölü 2'dir diye düşünün. İsterseniz de sevgili gençler şunu yapabilirsiniz. Logaritma 2'nin karesi tabanında 2 üzeri eksi 1 dersiniz. Eksi 1'i başa eksi 1 diye 2'yi de başa bölü 2 diye atarsınız. Logaritma 2 tabanındaki deyip bunu 1 dersiniz ve cevabınız eksi 1 bölü 2 olur. Ama zaten 4'ün hani şöyle düşünün 4'ün kaçıncı kuvveti 2'dir? 1 bölü 2. Peki kaçıncı kuvveti 1 bölü 2'dir? Tabii ki eksilisi olacak eksi 1 bölü 2. Hemen C'ye bakıyoruz bir de. Logaritma 2 tabanında 2 kere 1 bölü 2 kaçtır? 1'dir. Dolayısıyla logaritma 2 tabanında 1 de kendisi 0'dır. Şimdi bunlardan en büyüğü hangisi? Tabii ki 0 hocam. C büyüktür. Daha sonra eksi 1 mi büyük eksi 1 bölü 2 mi? Tabii ki B. Sonra da A. Yani cevabımız CBA olacak. 15. sorumuzun cevabı da böylelikle Denizli seçeneği gelmiş olur arkadaşlar. Geçtim 16'ya. Bir kuyumcudaki altın tartısı üzerine konulan x gramlık altını logaritma 2 tabanında x artı 1 gram fazla tartıyor. Gümüş tartısı da üzerine konulan x gramlık gümüşü logaritma 2 tabanında x artı 2 gram eksik tartıyor. Şimdi kuyumcumuz bir müşterisinden aldığı ve gerçekteki toplam kütlesi 32 gram olan altın ve gümüş iki kolyeden, iki tane kolye, birisi altın birisi gümüş,
Altın ve gümüş iki kolyeden altın olanı altın tartısında, gümüş olanı gümüş tartısında tartıp göstergedeki değerleri topladığında ise 30 gram buluyor. Normalde 32 gram, 2 gram eksik tartmış. Buna göre gümüş kolyenin kütlesi altın kolyenin kütlesinden kaç gram fazladır? Şimdi o zaman şöyle diyeceğim ben. Altın kolyemiz var. Bir de gümüş kolyemiz var. Ve sevgili gençler, altın kolyenin gramajı A ise otomatikman gümüş kolyenin gramajı 32-A oluyor. Burada hemfikiriz. Peki normal şartlar altında altını ne kadar fazla tartıyordu? Bu kadar. Yani A'nın üzerine logaritma 2 tabanında A artı 1 ekleyerek tartıyor. Bakın x gramlık altını o x'i alıp şurada yerine yazıyorsa, ben de A gram altının varsa A'yı burada yerine yazarım. Logaritma 2 tabanında A artı 1 olur. Artı bir de sevgili arkadaşlar 32 eksi A gramlık gümüşüm vardı. Bunu eksik tartacağı için önüne eksi koyuyorum. Logaritma 2 tabanında ne kadar eksik tartacaktı? X artı 2. Benim x'im 32 eksi A değil mi bu sefer? O zaman şurada yerine yazalım. 32 eksi A artı 2. Yani ne yapar? 34 eksi A yapar arkadaşlar. Ve bunları topladığı zaman 30 gram buluyormuş. Çok güzel. Şimdi A ile 32 eksi A'yı toplarsanız zaten 32 yapıyor. Cart. Burası 32. 32'yi attınız karşıya 30'un yanına. Ne gelir arkadaşlar şöyle yazdığınızda? Burası eksi 2 gelir. Şimdi dikkatli bir şekilde dinleyin. Logaritma 2 tabanında A artı 1 eksi logaritma 2 tabanında 34 eksi A eşittir neymiş? Eksi 2. Çok güzel. Ben diyorum ki logaritmaların tabanları 2 ve birbirinden çıkarılıyorlarsa demek ki A artı 1 bölü 34 eksi A diye bunlar logaritma 2 tabanında içleri bölünecek. Ve bu da eksi 2'ye eşit olacak. Peki 2 üzeri eksi 2 kaçtır? Tabii ki 1 bölü 4. Yani A artı 1 bölü 34 eksi A eşittir 1 bölü 4'e eşit olacak. Artık gerisi sadece içler dışlar. Hadi yapalım. Çektim çizgimi. 4A artı 4 eşittir 34 eksi A olacak. Bunu bu tarafa attınız 5A. 4'ü diğer tarafa attınız 30. A kaç geldi arkadaşlarım? 6. Demek ki altından 6 gram, gümüşten 26 gram varmış. A'yı yerine yazdım. Peki diyor ki gümüş kolyenin kütlesi yani 26, altın kolyenin kütlesinden ne kadar fazladır? Ne kadar fazla arkadaşlar? 20 fazla. O zaman cevap da fazla uzatmaya gerek yok. B şıkkı 20 olacaktı diyebiliriz. Geçtim 17'ye. 17. sorum bir dizi sorusu ve şık bir dizi sorusu. Mutlaka ama mutlaka çözemediysen, yapamadıysan, boşun varsa çok dikkatli dinle. Tamam. AN tüm terimleri pozitif olan bir gerçel sayı dizisi ve BN de bir aritmetik dizi olmak üzere. Bakın BN aritmetikmiş. Burada bunu yakaladık ama AN hakkında hiçbir şey söylememiş. AN ve BN dizilerinin genel terimleri arasında da şöyle bir eşitlik varmış. BN eşittir logaritma 2 tabanında AN'miş. Peki. BN dizisinin ilk 10 teriminin toplamı 65'miş ve A1 eşittir 4 olduğuna göre A5 kaçtır? Şimdi A1'i vermiş ya, B1'i bulamaz mıyız ya? B1 eşittir logaritma 2 tabanında, bakın şurada yerine yazıyorum, A1 yazarım ki bu da logaritma 2 tabanında 4'ü verir bize. A1 4'müş çünkü. Logaritma 2 tabanında 4 de 2'nin ta kendisidir. Demek ki B1 neymiş? 2. Şimdi benim aritmetik dizim var. İlk terimim 2. İlk terimim 2. Ve ilk 10 terimimin toplamı da 65'miş. Çok güzel. B2'ye ne derim ben? 2 artı R derim. B3'e ne derim? 2 artı 2 R derim. B4'e ne deriz arkadaşlar? 2 artı 3 R derim. Nokta nokta nokta. B10'a ne derim ben o zaman? 2 artı 9 R derim. Ve bunları toplarsanız bakın 1'den 10'a kadar 10 tane sayı var, 10 tane terim var ve hepsinde de 2 var. Yani 2 kere 10'dan 20 gelecek bunların toplamında. Artı bir de R'den 9R'ye kadar olan ardışık R'lerin toplamı. Ne yapar? 1'den 9'a kadar olan sayıların toplamı 9 çarpı 10 bölü 2 gelir. Yani 45. Demek ki burada bir de 45 tane R'miz var. Ve bunların da toplamı neymiş? 65. At bakayım 20'yi karşıya. 45 R eşittir 45. O zaman R kaçtır? 1. Çok güzel. Şimdi R'nin 1 olduğunu bulduk ya, gerisi kolay. Niye kolay?
A1'i vermiş bize 4 diye A5'i soruyor. Şimdi arkadaşlar. B2'nin ben artık 3 olması gerektiğini biliyorum. B3'ün 4 olması gerektiğini, B4'ün 5 ve B6'nın 6 olması gerektiğini biliyorum. Pardon, B4'ün 5, B5'in de 6 olması gerektiğini biliyorum. Şimdi bak, B5'in 6 olması gerektiğini biliyoruz ya. O zaman B5 eşittir logaritma 2 tabanında A5 derim. 2 üzeri B5 eşittir A5'i verir bana. B5'in 6 olduğunu biliyorduk ya. 2 üzeri 6 kaç yapar? 64 yapar. Demek ki A5 kaçmış? 64'müş sevgili gençler. Doğru cevabımız Denizli seçeneği de verilmiş. Devam ettiğim 18. soruyla şu kısmını sileceğim. Ve sorumu çözeceğim. Hadi bakalım. Bir yatırımcının elinde coin adı verilen ve 7 farklı çeşidi olan dijital paranın her çeşidinden bir miktar bulunmakta. Yatırımcı bir hafta boyunca elindeki coin çeşitlerinin değer durumunu takip edip değer kaybeden iki farklı coin'i satarak elde ettiği para ile değer kazanan iki farklı coin'den almayı planlamıştır. Hafta bitiminde 7 farklı coin çeşidinden 4 tanesi farklı miktarlarda değer kazanmış ve 3 tanesi ise farklı miktarlarda değer kaybetmiş. Bakın şimdi adamın elinde bulunan coinlerden 7 tanesi değer kazanmış. Değer kazananları yeşille gösterelim. Artmış, artmış, artmış ve artmış. Bunlar değer kazanmış olarak düşünelim. 3 tanesi de değer kaybetmiş. Bunları da kırmızı renkte gösterelim, tamam mı? Buna göre yatırımcının en çok değer kaybeden coin çeşidini satıp en çok değer kazanan coin çeşidinden almış olma ihtimali soruluyor. Şimdi en çok değer kaybedene şu şekilde gösterelim. Yıldız atalım köşesine. En fazla değer kazanana da şöyle, bu da bu olsun, yıldız atalım. Diğerleri de değer kazanmış ama en çok değeri kazanan bu. Diğerleri de değer kaybetmiş ama en çok değer kaybeden bu diye düşünelim. Şimdi bizim ne yapmamız gerekiyordu? İki tane değer kaybedenlerden satacağız. İki tane değer kazananlardan alacağız. Şimdi ben o zaman istenilen durumu şu şekilde özet geçmek istiyorum. İki tane coin seçeceğiz ama bunlardan bir tanesi istenen durumun içerisinde en çok değer kaybeden olsun. Yani bir tanesi seçildi. Bunun yanına bir tane daha seçmem lazım. Kaç tanesinin içinden? İki tane. İkinin birlisi. Çarpı. Ben diyorum ki o halde değer kazananların en yükseğini seçsin istiyor. İstenilen durumun içerisinde bir tanesini seçtik yani. Şimdi bir tane daha alım için seçmemiz lazım. Kaç tanesinin içerisinden? Yine 3 tanesinin içerisinden. 3'ün birlisi. Tamam. Toplam istenen durum o zaman 6 tane. Peki tüm durum ne? Tüm durum sevgili gençler şu. 3 tanesinden 2 tanesini seçtim, sattım. 4 tanesinden 2'sini seçtim, sattım. Yani burası 3, burası da 6. 3 kere 6 18 yapar. 6 bölü 18 bize cevabı verecekmiş. Yani burası 1, burası 3. Doğru cevap 1 bölü 3 olacak. 18. sorumuzun cevabı da A şıkkıydı diyeceğiz. Ve devam ediyorum 19. sorumla. Aşağıdaki grafikte F çarpı G ve G bölü H fonksiyonlarının grafikleri gösterilmiş. F çarpı G soldaki, G bölü H da sağdaki. Buna göre X 1'e sağdan yaklaşırken fx art çarpı hx ifadesinin acaba değeri nedir diye soruluyor arkadaşlar. Şimdi f çarpı h soruluyor ama f çarpı h diye bir fonksiyonumuz yok maalesef burada. Yani onun grafiği verilmemiş bize. Ha biz neleri elde edebiliriz? Şunu elde edebilirim mesela, f 1'in sağ tarafıyla g 1'in sağ tarafının nereye gittiğini bulabilirim. Yani 1'in sağ tarafı burada nereye gitmiş bakın. Hop yukarı doğru çıktım. Bakın 4'e gitmiş. Bakın bu 4'müş. Eyvallah. Bir de şuradan aynı şekilde G1'in sağ tarafı bölü H1'in sağ tarafını elde edebilirim. Ki bu da 1'in sağ tarafı nereye gitmiş arkadaşlar? Bakın 2'nin sol tarafına gitmiş. Çok güzel. Şimdi biraz düşünelim. Şunu şu tarafa atsam ben. Yani G 1'in sağ tarafı eşittir 2'nin sol tarafı çarpı H 1'in sağ tarafı desem. Daha sonrasında bize F 1'in sağ tarafı çarpı H 1'in sağ tarafı lazım ya. Bu gerekiyor. O zaman ben şurada G 1'in sağ tarafını gördüğüm yere şunu monte etsem. F 1'in sağı çarpı 2'nin sol tarafı çarpı H 1'in sağ tarafı eşittir
Cevap ne geliyordu? 4 geliyordu. Şimdi 2'nin sol tarafı 2'ye yakın bir değer. Bunu buradan kaldırdım. Çarpım durumunda bunu buraya yazdım. F1'in sağ tarafıyla H1'in sağ tarafının çarpımı 4'ü 2'ye 2'nin sol tarafına bölersek 2'nin sağ tarafı gelecektir. F1'in sağ tarafıyla H1'in sağ tarafının çarpımı nereye gidiyormuş? 2'ye yaklaşıyormuş. O zaman fazla düşünmeye gerek yok. Cevabımız Bursa seçeneği 2'ye yaklaşıyor sevgili gençler. Sonuçta limit soruyor bize. 19. sorumuzun cevabını da çözdük ve Bursa dedik. Geçtik 20'ye, 20 sağ üst taraftaymış. Şu kısmı sildim gençler. Şimdi bu, bakayım soruya. Çok güzel Tonga'ya düşürmelik soru. Yani efsane Tonga'ya düşersin bu soruda. Düşenler de vardır ki düşenler de şu an izliyordur zaten. Arkadaşlarım çözerken az daha ben de düşüyordum o Tonga'ya ama dikkat edin arkadaşlar. Tamam, şimdi parçalı f fonksiyonu. Nerede parçalanmış? Sıfırda. Güzel. y^x fonksiyonu tüm reel sayılar için sürekli olduğuna göre A gerçel sayısının alabileceği değerleri gösteren küme hangisidir? Şimdi tüm reel sayılar için sürekli diyorsa sürekli olan fonksiyonun o noktada mutlaka ama mutlaka limiti vardır. Hangi noktada? Sıfır noktasında limiti olacakmış. Şimdi sıfırdan küçük diyorsa x'e ben bunu mutlak değer 3a çarpı mutlak değer x bölü x diye yazarım. Daha sonrasında şurası x'ler sıfırdan küçük olduğu için eksi x diye çıkar burayı. Eksi x ve x birbirini götürürse eksi 1 kalır. Demek ki yukarısı neymiş? Fx fonksiyonu bir daha baştan yazmak istiyorum ben. Şurası eksi mutlak değer 3a. X sıfırdan küçükken x sıfırdan büyük veya eşitken de x artı a'nın karesi eksi 10 olacakmış. Yeni fonksiyonumuz bu olsun bizim. Yani buradaki eksi göstermesine gerek yokmuş aslına bakarsanız ama soru olacak ya. Tamam. Şimdi A reel sayısının alabileceği değerleri gösteren küme sorulmuştu. Ben bu fonksiyonun hala sürekli olduğunu biliyorum. Sürekliyse o zaman x sıfırdan küçükse diye yerine yazalım. Sıfırın sol tarafı için limitimiz eksi mutlak değer 3a'ymış. Peki sıfırın sol tarafının limiti bu. Sıfırın sağ tarafının limiti de x gördüğümüz yere 0 yazarsak a kare eksi 10 olacakmış. Peki şimdi gençler dikkatli dinliyorsunuz. İyi dinleyin. Şu eksi mutlak değer 3a'yı da karşıya atalım isterseniz. A kare artı mutlak değer 3a eksi 10 eşittir 0 dedim. Şimdi burada iki farklı çözüm yapmamız gerekiyor. A sıfırdan büyük veya eşitse ve A sıfırdan küçük veya eşitse diye. Eğer A sıfırdan büyük veya eşitse burayı olduğu gibi çıkarabilirim. A kare artı 3a eksi 10 eşittir 0 derim. Eğer a sıfırdan küçük veya eşitse de eksiyle çarpıp çıkarırım. A kare eksi 3a eksi 10 eşittir 0 derim. Şimdi burada şunlara dikkat edin bu arada. A ve a diye burayı da artı 5 ve eksi 2 diye açarsanız a eşittir eksi 5 ve a eşittir 2. Burada da sevgili gençler hani direkt şunu işaretleyenler için de söylüyorum bunu. Burada da arkadaşlarım a'ya a ve eksi 5'e artı 2 diye açarsanız a eşittir 5 ve a eşittir eksi 2 gelecektir. Şimdi 4 tane a değeri bulduk fakat a'nın burada 0'dan büyük olduğunu yani 2'yi kabul etmemiz gerektiğini, a'nın burada 0'dan küçük veya eşit olduğunu yani eksi 2'yi kabul etmemiz gerektiğini, buradaki eksi 5'in ve 5'in hayali kökler olduğunu unutmayacağız. Doğru cevabımız 2'ye ve eksi 2 yani Ceyhan seçeneği olacaktı arkadaşlarım, unutmayalım. Doğru cevabımız C olacaktı dedik. Burada Tonga'ya düşürmelik yer neresi? Onu da hemen söyleyelim. Sanki mutlak değerden bu x'i kurtarırken ona dikkat edin. Mutlaka çok dikkat edin. Bu şekilde parçalamazsanız hata yaparsınız. Dersiniz ki aha x sıfırdan küçükmüş kurtar bunu. 3a çarpı eksi x bölü x dersin. Cart bir gitti eksi 3a dersin. Eksi 3a dersen de ki zaten eksi 3a için yaptığımız çözüm neresiydi arkadaşlarım? Şu kısımdı. Eksi 5'te 2'yi bulursun, Adana'yı işaretlersin ve cortlarsın. Sonra dersin ki aman Allah'ım ben kesin emindim bundan, nasıl eksi 5'te 2 değil, nasıl Adana değil cevap, cevap atarım ya, yanlış diye düşünür durursun. Aman dikkat. Devam ettim 21'le. Tatlı bir soru, kolay da bir soru. Bu ifadenin değeri kaçtır diye sorulmuş. Önce bize f'in türevinde eksi 4 lazım. Gelin beraber f'in türevini alalım. F'in türevinde 3x eksi 1 dedim. Çarpı içinin türevi 3 eşittir. Karşı tarafın türevi de 6x kare eksi 6x artı 6 arkadaşlar. Güzel.
F'in türevinde -4'ü bulabilmek için x gördüğüm yere tabii ki -1 yazmam gerekiyor. Böylelikle f'in türevinde -4 gelir. Çarpı 3 eşittir. -1'in karesi 1 olduğu için 6. -6 kere 6 1 artı 6 ve artı 6 geldi. Burası da 18. Her iki tarafı 3'e bölerseniz 6 gelir. Yani f'in türevinde -4 kaçmış? 6. Ben buraya 6 yazarsam 6 bölü 3'ten bu kısım 2 gelir. Ve artık bana ne soruluyor derim? F2. F2'yi bulmak kolay. F2'yi bulabilmek adına x gördüğümüz yere tabii ki bu sefer 1 yazacağız ki 3 kere 1 3, 1 çıkardım 2 gelsin. Yaz burada x gördüğün yere 1'i. 2 eksi 3 artı 6. Cevap nedir? 5'tir deriz. Doğru cevabımız Adana seçeneği olur sevgili arkadaşlar. Ve devam ediyorum 22 ile. A sayısının 1'den büyük bir gerçel sayı olduğunu söylemiş. Bunu sorunun bir yerinde mutlaka kullanırız. Fx buymuş arkadaşlar. Bu eğrinin, çok da tatlı bir soruydu. Türev integral sorularına bayıldım bu arada. Bu eğrinin yerel minimum noktalarının apsisleri toplamı 6 olduğuna göre bu eğrinin yerel maksimum noktasının orijine olan uzaklığı kaç birimdir? Gerçekten güzel bir soru. Dikkatle dinleyelim. Şimdi ben yerel maksimumları, yerel minimumları bulmak için ne yaparım? Türevini alırım, köklerini bulurum. O zaman türevini alalım. F'in türevinde x eşittir. Öncelikle şu 2'yi başa atarak başlayalım. 2 çarpı x eksi a çarpı x eksi 2a dedim. Üssünü bir azaltacağım. Üssü 1 olduğu için yazmıyorum. Çarpı 2'nin türevi. 2'nin türevi ne arkadaşlar? Çarpımın türevini uygulayacağım. Önce buranın türevi 1 çarpı diğeri x eksi 2a artı buranın türevi 1 çarpı x eksi a. Çok güzel. A artı 1 bizim için herhangi bir reel sayı olduğu için türevi 0'dır. Oranın türevi yok yani 0. Peki bunun türevi buymuş. O zaman ben bunu biraz düzenleyeyim. 2 çarpı x eksi a çarpı x eksi 2a, dıştaki büyük parantezi kaldırdım, çarpı x x daha 2x eksi 2a eksi a da eksi 3a yapar. Çok güzel. Türevimiz bu ve ben türevi 0'a eşitlemem gerekiyor ki ekstremumlarımızı bulalım. Ekstremumlarımızı bulalım. Tamam. Hadi bakalım şimdi. Arkadaşlar, bunları sıfıra eşitleyen x değerleri, bir x eşittir a vardır, bir x eşittir 2a vardır, bir de x eşittir 3a bölü 2 vardır. Doğru mu? Şimdi a 1'den büyük demiş. 1'den büyüklüğünü nereden kullanacağım ben? Bu a, 2a ve 3a bölü 2'yi sıralarken. 1'den büyükse bunlar a'lar. Otomatikman a mı büyük, 2a mı büyük, 3a bölü 2 mi büyük? Tabii ki 2a büyük. En küçük de a. Çünkü bu 1,5a'dır, unutmayın. 1,5a. Tamam. 1,5 pide gibi. Şimdi en küçük a, sonra 3 bölü 2a, sonra da 2a dedim. Kök tablosu çizeceğim şimdi, tamam mı? Ekstremumları bulalım diye kök tablosu çizeceğim. Sonra da sevgili gençler, hepsi zaten köküydü. Neyle başlamam gerekiyor? Artı, artı, artı. O zaman artıyla başlayalım. Artı, eksi, artı, eksi dedim. Şimdi bak, azalmış, artmış. Azalmış, artmış dedim. Azalırken arttığı için burada bir minimum. Artarken azaldığı için burada bir maksimum. Azalırken arttığı için burada da bir minimum söz konusu. Peki madem öyle, benim yerel minimum noktalarımın apsisleri a ile 2a değil mi? O. Bunların toplamını vermiş bize 6. Demek ki a ile 2a'nın toplamı 3a. 3A'da 6 ise demek ki A hayırlı uğurlu olsun vatana milleti, A2'ymiş. Yarım saattir bunu arıyoruz. Tamam. Bu eğrinin yerel maksimum noktasının, yerel maksimum noktasının apsisini de biliyoruz o zaman ya. Şu A gördüğün yere 2'yi çak bakalım. 2'ler bir gider, 3 gelir buradan. Tamam. Bizim yerel maksimumumuzun, yak maksimum noktamızın apsisi 3'müş. Ordinatı lazım şimdi bana. Neyi sormuş? Orijine olan uzaklığı. Ordinatını nereden bulacağım ben? Fonksiyonda yerine yazacağım ki ordinat ortaya çıksın. Hadi bakalım. Bir son bir kez daha uğraşacağız. A kaçtı? 2. X eksi 2 çarpı X eksi 2 kere 2 4. İşte bunun karesi. Artı A 2 idi. 2 artı 1'den 3 geldi. Tamam. Peki 3'ü yerine yazacağız dedik. Yerel maksimum noktasının apsisini yerine yazalım. Ordinatını bulalım. Noktanın koordinatları ortaya çıksın. 3'ten 2'yi çıkardım. 1. 3'ten 4'ü çıkardım. Eksi 1. 1 kere eksi 1 eksi 1. Eksi 1'in karesi 1. Artı bir de ne var? 3 eşittir ne yaptı? 4. Demek ki ordinatım kaçmış? 4. Şimdi benim apsisim 3 ise, ordinatım da 4 ise
Tabii ki benim orijine olan uzaklığım, bu noktamın orijine olan uzaklığı kaçtır? Tahmin edeceğiniz üzere 3, 4, 5'tir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Edirne seçeneğinde verilmiştir deriz gönül rahatlığıyla. Ve devam ediyorum 23. sorumla. Üstteki soru çok tatlıydı. 23'ü hatırlamaya çalışayım. 23'te güzel soru. Fx ve hani 23'te öyle bir soru der gibi oldu ama hani güzel sorular arkadaşlar. Fx ve gx fonksiyonları için aşağıdaki dik koordinat düzleminde f türev artı g türev, bir de g türev eksi f türev eğrileri gösterilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur diye soruluyor bana. Şimdi birazcık düşünelim. Diyelim ki bunların eşit olduğu yerler var. Yani f türev artı g türev ile g türev artı f türevin birbirine eşit olduğu yerler var ve şuradaki birbirine eşit olduğu noktaların apsislerini de bize boşuna vermemiş. Biraz da soruları bu şekilde düşünün. Yani sınava da girseniz soruda gereksiz bir bilgiyi size paylaşmaz arkadaşlar. O bilgiyi kullanacaksınız diye paylaşmıştır zaten. Ki biliyorsunuz ÖSYM soruları usta ellerce hazırlanıyor. Yani proflar, doçentler falan böyle kol geziyor arkadaşlar. Soru hazırlayan ekibin içerisinde, kadronun içerisinde. Dolayısıyla gereksiz bilgilerle kafanızı bulandırmak istemezler. Soruda ne eksik ne de fazla bilgi verirler genelde. Tam olarak kullanırsınız hepsini. Dolayısıyla burada da bu şekilde gördüğünüz zaman mutlaka kullanın. Yani bak 3'ü 6'yı vermiş orada, boşuna burada durmuyor bunlar. Peki fazla uzatmayalım, düşünelim şimdi. Ben bunların eşit olduğu yerlerin 3 ve 6 olduğunu biliyorum ya. Gelin bunları eşitleyelim. F türevle G türevin toplamını ben G türevle eksi F türeve eşitlediğim takdirde bak bunlar gidiyor. Bunu da bu tarafa atarsan 2 çarpı F türev X eşittir 0 olan yerler 3 ve 6'ymış. Yani F türev 3 ve F türev 6'nın otomatikman 0 olması lazım. Hemen yazıyorum, hiç affetmem. F türev 3 0'mış. F türev 6 da 0'ymış. 0'mış. Hayırlı uğurlu olsun. Pekala. Şimdi F hakkında tüm bu bilgileri biliyoruz ya. Şıklara da bakarsan zaten alayı F ile alakalı. Gördüğünüz üzere. Ha, demek ki doğru yoldayız. Yürü. Şimdi madem ben türevin köklerini biliyorum. Türevin köklerini biliyorsam güzel şeyler ortaya çıkarabilirim. Bir türev tablosu çizebilirim mesela. 3 yazdım. 6 yazdım. Cart. F için. Şimdi G'nin türevi. F'in türevini eklemişim. Artmış. F'in türevini çıkarmışım. Azalmış. Demek ki F fonksiyonu artan bir fonksiyon. Eklediğimde artıyorsa, çıkardığımda azalıyorsa F fonksiyonu artan. Yani ben artıyla başlayacağım. Eksi ve artı dedim. Artıyla başlamamın sebebini umarım anlamışsındır. Daha sonrasında ise bizim fonksiyonumuz 3'e kadar artmış. 3'ten sonra azalıp 6'dan sonra tekrar artmış. Yani benim fonksiyonum, hemen size göstereceğim. Bir tane de F fonksiyonu çizelim, olmaz mı? Tadından yenmez hadi. Daha iyi anlayasınız diye böyle yapıyorum. Şurası 3, burası da 6, tamam mı? Bak 3'e kadar arttığını söylemişiz. Hemen çiziyorum. 3'e kadar arttırdım. 3'ten 6'ya kadar azaldı ve 6'dan sonra hop artmaya devam etti. Şimdi gelin şıklarımıza bakalım. Diyor ki F1 F2'den büyüktür. 3'e kadar arttığını şöyle gösterelim. 1 nerede? 1 şurada olsun. 2 de burada. Bak F1 F2. Hangisi büyük? F2 büyük lan. F1 F2'den büyüktür demiş. Cortladı. F3 F6'ya eşittir demiş. Vallahi bizim çizdiğimizde bile eşit değil. Demek eşit olmayabiliyormuş. Kesinlikle doğrudur diye sorulmuştu. F5 F4'ten büyük demiş. Bakın 4 burada, 5 burada arkadaşlarım. F4 F5'ten büyük. Bize F5 F4'ten büyük demiş. Bu da cortladı. 7 burada, 8 burada, bakın Denizli şıkkına bakıyorum. F7 burası, F8 burası. Demek ki F8 F7'den büyük. Evet, zaten bu da bunu söylemiş. Cevap Denizli. F0 F8'e eşittir demiş. Bunun eşit olup olmayacağını aynı buradaki gibi çözemeyiz arkadaşlar. Dolayısıyla bu da cortladı çünkü kesinlikle diye sormuştu. Tekrar söylüyorum. Cevap neymiş? D şıkkıymış sevgili gençler. Güzel soruydu. Güzel de çözdük. Valla beğendim yani çözümümü de. Devam ediyorum gençler. 24. sorumla. Aşağıda birden başlayıp ardışık doğal sayı düzeninde sayılar yazan kartlar bulunmaktaymış. İşte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye en artı 1, en artı 2 de gidiyor. Sami en küçük sayı yazılı karttan başlayıp herhangi bir kartı atlamadan küçükten büyüğe doğru sıralı biçimde kartları alarak bir oyun oynuyormuş. Oyunun kuralı gereği de aldığı her kart için Sami'ye 11 tam 5/2 puan veriliyor. 11 kere 2 22, 5 daha 27/2 diyelim biz oraya. 27/2 puan veriliyor, 13,5 puan.
Aldığı kartların üzerindeki sayıların toplamı kadar da sabiden puan siliniyor. Aldığı kartların üzerindeki sayıların toplamı. Ardışık kartlar alıyordu, onu da unutmayalım. Pekala, buna göre Sami toplam kaç kart alırsa kazandığı puan en yüksek olur. Şimdi gençler, Sami en numaralı kartı alsın diyelim. En numaralı kart için en çarpı 27 bölü 2 kadar puan kazanacak iken ne kadar puanı gider? Birden n'e kadar olan sayıların toplamı. N çarpı n artı 1 bölü 2 değil miydi? İşte bu kadar, toplamı kadar puan siliniyorsa demek ki n kare artı n bölü 2 kadar da puanı siliniyor. N kare artı n bölü 2, o nereden geldi diye sormayın. Tamam. Şimdi paydalar eşit zaten. 27 n'den n'yi çıkarın. 26 n eksi n kare bölü 2. Fonksiyonumuz bu. Sami'nin puan fonksiyonu. Sami'nin puan fonksiyonu n diyelim, tamam mı? SPF n. Şey gibi, SPF güneşten korunma faktörü değil miydi ya? Öyle bir şeydi herhalde. Neyse, Sami'nin puan fonksiyonu buymuş ve ben bunun en yükseğini bulabilmek için türevini alıp sıfıra eşitleyeceğim. Al türevini. 26 bölü 2 eksi 2 n bölü 2 eşitte sıfıra. Bu da 13 eksi n gelir. N kaçmış arkadaşlar? 13'müş. Zaten bir tane ekstremim var. O da 13, en yüksek olması için n'nin 13 olması lazım dedik sevgili gençler. Ve 24'te çözdük. Demek ki 25'e geçiyoruz. Bu da yine beğendiğim sorulardan bir tanesi gençler. Haydi bakalım. Şimdi x kare eksi 3x artı 1 eşit 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir demiş. Daha sonrasında diyor ki eksi x1'den x2'ye kadar 3x kare eksi 1 dx ifadesinin değeri. Al bunun integralini güzel kardeşim. X küp eksi x'tir değil mi? Yaz eksi x1 ile x2'yi yerine, bakalım neler gelecek. Yazıyorum şurada, eşittir. x2'nin küpü eksi x2, eksi yazdım, açtım parantezi. Eksi x1'in küpü eksi x1 küptür. Ve eksi eksi x1'de artı x1'dir. Çok güzel. Şimdi dağıtalım şunu bir. x2'nin küpü artı x1'in küpü eksi parantezinde x1 artı x2 gelecektir. Bakın burası. Çok güzel. İşte bize bu soruluyor. Sorulanı şöyle işaretleyelim ki unutmayalım. Tamam. Şimdi arkadaşlarım bakın. X1 artı X2, ben zaten yukarıdaki denklemin kökleriydi ya, X1 ile X2. Yukarıdaki denklemden kökler toplamı yardımıyla bulurum ki kökler toplamımız eksi B bölü A idi. Bu da 3'ü verir bize. Bakın burası 3'müş. Daha sonrasında şu X1 küp artı X2 küpe de 2 küp toplamı açılımını uygularsam X1 artı X2 parantezinde X1 kare artı artı değil eksi, özür diliyorum. Eksi x1 çarpı x2 artı x2 karedir bunun açılımı da. Bir de eksi 3'ümüz vardı, bunu da unutmayalım. Şimdi şu kısım zaten 3'tü. Güzel. X1 çarpı x2 de kökler çarpımıdır ki kökler çarpımımızda c bölü a'ydı, o da 1. X1 kare artı x2 kare lazım şimdi bana. Bu nereden bulunacak? Onu da şuraya bulup yerine yazıp işlem yapacağım. X1 artı x2'yi biliyoruz ya biz. Al bakayım bunun karesi ne gelir? X1 kare artı x2 kare artı 2 tane x1 çarpı x2 gelir. Bakın arkadaşlar, şu kısım 1'di zaten. Şurası 2 yapar. X1 artı x2 3'tü, karesini aldınız 9 eşittir. Burası kaç olmalı? 7 olmalı ki. Bakın 7 artı 2 9 gelsin. Demek ki burası 7'ymiş. Yani şununla şunun toplamı 7. Önünde bir de eksi 1 var. 7 eksi 1 6 yaptı. Bakın burada 3'ümüz vardı. 3 kere 6 eksi 3 cevap olacak. Cevabımız neymiş? 15. O zaman cevap C seçeneğine verilmiştir deriz gönül rahatlığıyla. Ve devam 26. sorumuzda. Yine beğendiğim sorulardan bir tanesi. Valla dedim ya, türev integral sorularına bayıldım arkadaşlar denemeni. Köklerinden 3 tanesi 0, 3, 4 sayıları olan 0, 6 kapalı aralığında tanımlı f fonksiyonunun türevinin grafiği aşağıdaki dik koordinat düzleminde verilmiş gençler. Şekilde boyalı bölgelerde yer alan değerler bulundukları bölgenin alanını ifade ediyor aynı zamanda. A, m eksi 2'ymiş. Hemen yazalım. M eksi 2 burası. B, n eksi 3'müş. Burası da 2n eksi m'ymiş arkadaşlar. Olduğuna göre 0'dan 6'ya f türev x dx nedir? Şimdi 0'dan 6'ya f türev x dx dediğimiz şey sevgili gençler şudur.
şudur. 0'dan 6'ya f'in türevinin ile x ekseni arasında kalan bölgelerin alanları diyelim. Alan olmasa da tam olarak. Çünkü tamam integral her ne kadar alanı veriyor olsa da burada x ekseninin altında kalan yerleri negatif olarak kabul edeceğiz. Yani eksi 6 olarak kabul edeceğim 6'yı. Üst taraf pozitif olacak. M eksi 2 ile 4'ün toplamı M artı 2 olur. Şurası 3 eksi N olur. Artı 3 eksi N. Şurası da M eksi 2 N olur. Artı M eksi 2 N. Hadi biraz toparlayalım. Eksi 6'ya 3 ekleyin. Eksi 3, 2 daha ekleyin. Eksi 1. Doğru yaptık değil mi? Eksi 1. Eksi 6'ya 3, 2, 5. Tamam doğru. M var. M var. 2 M. Ve eksi 2 N ve eksi N var. Bu da eksi 3 N yapar gençler. Bizden işte bu isteniyor. Çok karışık değil mi? Merak etmeyin, kafanızı düzelteceğim şimdi. Bakın. Yukarıda bize şöyle bir şey söylemişti. Benim bu f fonksiyonumun kökleri 0, 3 ve 4'tü. Bunu unutmayalım. Yani bu demek oluyor ki f0 0'dır. F3 0'dır. F4 de 0'dır. Çünkü kökleri yani sonuç olarak değil mi? Peki gelelim şu kısma. Ben diyorum ki şimdi eksi değil 0'dan 3'e kadar f türev x dx'i hesaplasak. Bu ne demek? 0'dan 3'e kadar olan işte o bölgedeki alan ama x ekseninin altındakiler negatif, onu unutmayalım. Bu bize neyi verir? M eksi 2 eksi 6 yani M eksi 8'i verir. Aynı zamanda f'in türevinin integrali fx'tir ve 0'dan 3'e kadar yerine yazmamız gerekir. Yani f3 eksi f0'dır. Biliyorsunuz ki f3 de 0'dı, f0 da 0'dı. 0 eksi 0 bize 0'ı verir. Yani bu ne demek oluyor? Bu 0'mış arkadaşlar. Yani m kaçmış? 8. Artık m 8 ise 2 kere 8 buranın 16 olduğunu bulduk. Başında bir eksi 1 vardı, artı. Bir de geriye kaldı ne? Neyi de bulacağız. Nasıl bulacağız? Onu da arkadaşlar bakın şuradan elde edebiliriz. 3'ten 4'e kadar f türev x dx diyelim bu sefer. Bu da bize 4 eksi n artı 3 yani 7 eksi n'yi verir. 4'ten bunu çıkardım. X ekseninin altında kaldığı için çıkarıyorum. 7 eksi n ve tahmin edeceğiniz üzere bu kısımda arkadaşlar yine f4 eksi f3 ve yine f4'ten f3'ü çıkarırsanız sonuç 0 gelecektir. Yani bu 0'sa n kaçmış? 7. Yani 3 kere 7 bu da 21'miş. 16'dan 21'i çıkardım. Eksi 5. Eksi 1 daha kaç yapar? Eksi 6 yapar. Cevabımız da Adana seçeneğinde verilmiştir deriz gönül rahatlığıyla. Ve devam ediyorum 27. sorumla. Şu kısmı sileceğim tabii ki. Evet gençler, diyor ki bana elenli melenli sorular var. Yani logaritmik integral mi alacağız? Alsak güzel olabilirdi. Ama o 2017'de son buldu artık. 2017'den sonra böyle sorular sorulmamaya başlandı ama peki biz bu soruyu nasıl çözeceğiz böyle sorular sorulmadıysa? Merak etmeyin, çözeriz arkadaşlar. Yani işin içinden bir şekilde çıkarız. Şimdi m'den n'ye kadar ln x bölü x kare dx eşittir p var. Bir de burada 1 bölü m'den 1 bölü n'ye var. Ln x kare dx. 2'yi şuradan alalım. Şuraya atalım, olmaz mı? Hani ln'in başına atıyormuş gibi düşünelim 2'yi. O 2'yi de dışarı atalım. Peki bu soruluyor. Çok güzel. Eyvallah. Ama hani p türünden eşitliği ben bunu nasıl bulacağım? Bakın arkadaşlar, kopyayı çekeceğiz. Nereden çekeceğiz? İyi dinliyorsun. M var. 1 bölü m var. N var. 1 bölü n var. Yani öyle bir değişken değiştireceğiz ki m'ler 1 bölü m, n'ler de 1 bölü n olacak. Yani aslına bakarsanız 1 bölü x'e ben u diyeceğim. Çünkü m'yi yerine yazarsanız 1 bölü m, n'yi yerine yazarsanız 1 bölü n'ye gelir. İşte bütün kopya, bütün mesele bu. Alın bunun diferansiyelini. Eksi 1 bölü x kare değil midir bunun türevi? Dx eşittir du dedim. Bu da bana eksi dx bölü x karenin du olduğunu ya da eksiyi buradan alıp karşıya gönderirsem dx bölü x karenin eksi du olduğunu söyler. Ayrıyetten 1 bölü x u'ysa 1 bölü u da x'tir arkadaşlarım. X de u'nun yerini değiştirebilirsiniz. Ve ben diyorum ki
Benim bir de bakın dx bölü x kareyi bulduk biz. Dx bölü x kare bakın belli. Sınırları diğer değiştirebiliriz. Bir tek geriye ne kaldı? Ln x. O zaman madem öyle, ln x eşittir, madem x eşittir 1 bölü u, ln 1 bölü u'dur diyebilirim. Ya da buna ln u üzeri eksi 1'dir diyebilirim. Ya da buna da eksi ln u'dur da diyebilirim tabii ki. İstediğinizi deyin, fark etmez. Şimdi gelin yeni integralimizi yazalım. P, en başından beri p'ye eşit olan yer burasıydı. Alt sınırımız m değil, artık m'yi burada yerine yazarsam 1 bölü m. Üst sınırda neydi? Yerine yazarsam 1 bölü n gelir. Daha sonrasında dx bölü x karemiz eksi du'ydu. Unutmayalım onu. Ve buradaki ln x'imiz artık eksi ln u oldu. Eksi ln u oldu çarpı. Şimdi bak eksi eksi zaten artı yaptı gitti. Yani artık burası neymiş? 1 bölü m'den 1 bölü n'ye kadar ln u du'ymuş zaten. Ve bu neymiş? P. Arkadaşlar bize ne sorulmuştu? 1 bölü m'den 1 bölü n'ye kadar ln x dx sorulmuştu. Ln x dx ile ln u du arasında nasıl bir fark var? Hiçbir fark yok. Demek ki arkadaşlar burası neymiş bakın? P. O zaman cevap nedir? 2 çarpı p'dir. Yani cevabımız Edirne seçeneğinde verilmiş sevgili arkadaşlar. Vallahi güzel soruydu. Çözümleri de hoş, şık. Eyvallah, yazanların elleri dert görmesin diyelim ve arkadaşlar bitirmişiz. 28 yani trigonometri, bir önceki videoda söylemiştim, Kenan hocanıza yıktım arkadaşlar trigonometriyi. Dedim ki ya bak dedim, videolar çok uzun oluyor. 1 saati deviriyoruz. 1 saat 20 dakikaları, 1 saat 30 dakikaları, 25 dakikaları görüyoruz. Dedim şu trigonometri yükünü benden al, sen çöz. Ben trigonometriye kadar olan kısmı çözeyim. Nasıl olsa senin topu topu 12-13 tane soru çözeceksin. O da eyvallah dedi, sağ olsun. Dolayısıyla sevgili gençler, artık bundan sonraki denemelerde de trigonometriden itibaren geometri kısmını Kenan Kara ile Geometri YouTube kanalında Kenan Hoca'nın sizler için çözecek. Ben matematik kısmını hallettim. Kendi üzerime düşeni hallettim arkadaşlarım. Diğer denemelerde, diğer videolarda görüşürüz. Hoşça kalın. Sizleri seviyorum. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın.